Ekim merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkür ederim bu röportaja katıldığın için. Ekim Bernay bugün bizimle. Aslında ben kendisini hem uzun zamandır takip ediyorum. Dans performansları vardı, sonra performans sanatçısı olarak birçok performansı oldu. Ama en çok İhtiyaç Sen projesinde aslında projesinden çok etkilenmiştim. Sonra da Çanakkale Bienalinde 2 hafta önce biten aslında Çanakkale Bienalinde yine aynı performansı yaptı. Çok etkileyici bir performans olduğu için ve bence herkesin de konuşmaya ihtiyacı olan bir performans olduğu için kendisiyle konuşmak istedim. Hem iki çok farklı dönem, hem hissiyatlar çok farklı. O yüzden çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Güzel sözlerin için ayrıca teşekkürler. Güçlüydü yani onu hissetmiş olman, orada olduğun için belki senin için daha anlamlı. Yani onu daha çok hissedebiliyorsun. O yüzden hani orayı da yaşamış olduğun için şimdi konuşmak heyecanlı yani güzel olacak. İyi, güzel, çok sevindim. Şöyle aslında birazcık performanstan bahsedelim. Ekin'in aslında Londra'da yaşayan bir sanatçı. Burada projeler yapmaya devam ediyor. Performans da şöyleydi aslında. Ne istiyorsun? Çok bence acayip güçlü bir şey yani. Böyle çok etkilenmiştim. Ve bu arada da Ekin, sana da böyle söylemiş olayım. Ben kaç yılında yapmıştın ilk ne istiyorsun? İhtiyaç Sen kaç yılındaydı? Çok pardon. 2018'de miydi? Yani 2 sene mi oldu sanki? Sene olmuş. Çok rahat olmuş. Bir dakika. Üçe geliyor. 3 sene. Yani 2,5 sene oldu. Ben Evet. o performansında o boş kağıdı almıştım ve odama asmıştım ve hala da duruyor. Ya gerçekten mi? Evet. Ah çok Çünkü güzel. bence acayip kuvvetli bir soru. Yani performans şöyleydi. Ben bu arada gittiğimde Ekin yoktu o performansta, ki olması da gerekmiyor aslında. Tamamen yani bir düşünce olarak da çok güçlü bir performans. Ama kendinin katıldığı da oldu. Bu arada İhtiyaç Sen'in web sitesinde izleyebilirsiniz. Performanstan böyle küçük kupleler var. Bir de şimdi anlatırım. Performanstan mektuplar da var. Sadece aslında bir odaya giriyorsunuz. Böyle beyaz bir oda. Böyle aynalı bir kutu var odanın içinde. Ve tek bir soru var. Herkese verilen bir soru. Boş bir kağıt. Ve üstüne ne istiyorsun yazıyor. Ve sonra Ekin işte performans sırasında o herkes yazıyor ne istediğini. Yani sen Ekin varken, yokken istediğin zaman yazabilirsin. Ve sonra Ekin onları okuyor. Ve seçtiklerini duvarlara asıyor. Hatta Hepsini. 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 Evet. Sonra da hatta performanstan sonra da o dönemki 3 sene öncekinin şeylerini, ne istiyorsun cevaplarının hepsini web sitesinde bulabilirsiniz. Ben kendisini aradım resmen. Ve çok Çok fazla var ama güldüm. çok Hiç zor. hatırlamıyordum bu arada ne yazdığımı. Çok güldüm. Yani ve çok bence acayip bir şeydi. Yani çok basit bir soru ama insanlar inanılmaz şeyler yazmışlardı. Çok etkilenmiştim herkesin yazdıklarını okurken. O yüzden özellikle yani bir de böyle Covid gibi bir dönem oldu. Bundan da konuşmaktan kısa bir süre sonra nefret edecekmişim gibi de geliyor ama bir yandan da yani herkes şimdi Covid konuşuyor olacak. Ama bir yandan da yani hakikaten bu çok doğru bir proje. Çünkü hepimizin psikolojisini acayip etkileyen bir dönem oldu. Ve öncesi ve sonrasını karşılaştırmak için de aslında çok kritik bir dönemdi. O yüzden Ekin'le özellikle konuşmak istedim bugün. Çanakkale Bienalinden sonra neler düşündü diye. Ama önce en basit soruyla başlayayım. Ve bizim için de en basit soruyla başlayayım. Bu fikir aklına nasıl geldi? Ne istiyorsun? Çünkü bir yandan şunu düşün. Yani tüm Çok insanlar... basit aslında, çok basit. Değil mi? Hani Evet. çok sade bir fikir Çok ama basit ama çok evet, çok komplike yani işledi. aslında. Evet. Şimdi her şeyi ona göre kuruyorsun. Yani nasıl geldiğini anlatacağım ama hani odadaki senin verdiğin bazı detaylar o iyi yani yakaladığına sevindiğim şeyler. Çünkü hep hani odanın beyaz olması, ayakkabıları çıkarıp Evet. halıya basıyor olmamız, işte o her dışarıya kapalı yani dışarıdaki o dışarıyı görmüyorsun. Her yer tüllerle kapalı. Ondan sonra o aynadaki kendi yansımanı görmen, işte kutuya kendi mektubunu atarken kendine yüzleşecek olman, hani o anın yaşanacak olması falan. Onlar böyle hep böyle çok ince ince şey, sonra şey vardı mesela lavanta kokusu sıkıyordum odaya. O da bir şeydi hani o lavanta da bir sebebi vardı ve bazen de bir ses geliyordu. İzliyor musundur diye düşünüyordum ben. Böyle acaba Ekim bunları izliyor mu sonra? Acaba sanatçı izliyor mu? Bir yandan da öyle bir hissiyat da vardı.
Yani şimdi oradaki ama o şöyle bir şey, belki de hani o güzel bir şeyi orada yakaladım şu an senin söylediğinden. Belki de hani oradaki varlığımı hissediyorsun. Hani orada olması gerekmiyor içinin dedin ya. Zaten öyle o oda kuruldu ki bütün detayları o kadar ince bir şekilde işlendi ki hani öyle bir şey yaratalım ki bensiz de işlesin, bensiz de yaşasın, bensiz de büyüsün. Zaten öyle olduğu için de güçlü oldu. Yani o odaya o yükleme yapılıyor. Hani sadece şartlar oluşturulmuyor. Aynı zamanda o yükleme yapılıyor. Çünkü bir ses var ondan sonra sıra gelen. Sese denk geldin mi? Nefes evet, sesleri, bazı evet. Kelimeler. Evet. Bir de öyle bir 7 dakikalık ara sıra giren böyle bir şey var. Sonra platformun dönüyor olması. Okurken eğer görseydin beni, okumalar orada oturup. Bir izledim. Evet. İşte o okumalar dönerek. O tam, yani kutu aşağı iniyor. Kutunun yerine ben geliyorum. Dışarıya sesle söyleniyor. Ve hepsi asılıyor. Neyse fikir şu şekilde. Bu yani bayağı işte Simge'yle çok yakın çalışıyoruz zaten. Simge'yi tanıyorsunuz. Perform İstanbul kurucusu. Ve yani en başından beri ben performansa kaydığımdan beri hep Simge'yle. Şimdi beni inanılmaz zorluyor. Şimdi bu çok sert bir şey. Yani çok iyi ve güçlü ve kapsayıcı ve iyileştirici iddialı bir laf ama hani bir iyileşme duygusu yaratabilecek. Hani bir şey yaratalım diye. Müthiş zorladı beni ve ben artık böyle çıkmıyor. Fikir çıkmıyor. Böyle bir şey oluyor, bir şu çuk çuk falan böyle. Bazen de böyle bir direnç oluyor yani. Her seferinde böyle akarak gelmiyor çünkü. Sonra Yalom'un bir kitabını okuyordum. Onun böyle ilk okuyacaktım demek ki. Çünkü en başında direkt down diye. Uçakta mıydım? Genelde uçakta ya da böyle bir transit halinde, trende falan. Öyle yerlerde çok güzel, her şey susunca çok güzel fikir gelebiliyor. Hı? Neyse kitabı açtım. Kitabın başını anlatıyor. İşte bir psikolojide bir egzersiz kullandıkları bir egzersizmiş. İki kişi böyle grup çalışması yapıyorlar. Tek tek karşılıklı eşleştirdiklerini düşün insanları. Hı hı. Birbirlerine aynı soruyu sürekli soruyorlar. Ne istiyorsun soruda? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Karşılıklı böyle iki kişiyle aslında düşünülmüş bir şey. Hı hı. Böyle bir çalışma yapıyorlarmış. Onun sonunda da işte bunu psikolojik olarak hani bu sorunun bizi çok doğru bir yere götürdüğünü, hani çok iyi bir noktaya girdiğini ve oradan çok fazla şey çıkabileceğini ve benzerliklerimizle alakalı böyle bir paragraf ilham verdi aslında. Sonra hani bunu nasıl bir böyle kendi dilime dönüştürebilirim. Bir, ikincisi hani nasıl kapsayıcı olabilir, nasıl işler. Onun üzerine öyle işlendi. Ama ilk o Yalom'un kitabının o paragrafından, hatta o paragrafı bir yere koyduk ama herhalde kağıdın arkasındaydı gibi geliyor bir yanı ama değildi. Yok, kağıdın arkasında başka bir şey vardı. Bir açıklama, hani benim bir yazdığım bir şey vardı ama belki sitede bir yerde olabilir o böyle o paragraf. Çünkü o çok kilit ve çok güzel anlatıyor bu ne istiyorsun meselesini. Oradan yani. Ya aslında çok, ya işte bu hakikaten psikolojik olarak beni mesela çok etkiledi dediğim gibi. Yani üst senedir duvarımda çünkü şeyi falan gördüm mesela. Ya bence performansın en etkileyici taraflarından bir tanesi de yani sen ne istediğini düşünürken bir yandan başkalarını okuyorsun ve şöyle bir hissiyata geldim. Yani aslında çok basit şeyler istiyoruz. Demin onu söylemeye çalışıyorum. Yani Türk insanlar olarak bu arada sonra onu düşündüm bu arada. Yani bir şeyler istemeye çok şeyiz yani, hevesliyiz. İşte çaput bağlarız, fal kapatırız. Böyle var yani o gelemekte. Dur şunu isteyeyim de olsun. İşte muhabbeti var yani. Ne bileyim işte türbeye gidilir. Herkes bir şey ister yani. Ay çok hiç unutamadığım şeylerden bir tanesi Sen Antoğan Kilisesi'nde bir sergi olmuştu. Böyle çok da böyle çok da havalı bir sergi değildi ama güzel işler olan bir sergiydi böyle. Ve orada bir çaput ağacı yapmışlar. Yani kilisenin içinde sembolik olarak çaput ağacı yapmışlar. Bir direkt düştü elime yanlışlıkla. Biri miras davasını kazanmayı falan yazmış böyle uzun uzun yani. Çok fantastik insanlar. Ama senin odan, yani senin yarattığın ortamda herkes çok sade ve basit şeyler istemiş gibi gelmişti. Sanki böyle insanın özüne ulaşmışsın gibi gelmişti. O yüzden aslında sen mesela onu merak ediyorum yani bu okuduklarından, bu projeden ilkinden özellikle ne öğrendin? İnsanlarla ilgili ne keşfettin? Hem bir sanatçı olarak hem insan olarak aslında. Yani şöyle benim zaten kendimi bir yandan tabii hani bu niye oluyor? Hani bu soruyu gördüm, bu iyi işle herkes içine alırız değil sadece olan şey aslında orada. Ama
biraz onun içerisinde şey var. Hani ben, bende yankılanıyor. Bende bunun yankılanmasının bir sebebi var. Çünkü ben aslında kendime bu soruyu soruyorum. Ben aslında kendim hani şu anda kendim için bunu çözmeye çalışıyorum. Demek ki bende diyor ki hani bende bir şey diyor ki bu budur yani böyle wow böyle zaten bir patlama gibi kafanın içerisinde. Benim çok belirsiz bir zamanımda zaten çok böyle kararsız bir insanımdır. Hani bazı şeyleri sürekli yapıyor ve böyle çok disiplinli gibi görünsem kendimi hiç disiplininde bulmuyorum ve böyle çok kafası karışık buluyorum kendimi birçok konuda yani. Çünkü her şeyi böyle hiçbir şeye hayır demeyeyim. Her şey benim olsun böyle bir inanılmaz bir açlık yani. Doymak bilmeyen bir açlık hali. Neyse şeyi söyleyecektim. Yani kendim için biraz kişisel olarak o zaman böyle aradığım bazı şeyler vardı. Hani ben zaten bilmiyorum iki ülke arasında sıkışmış hissediyordum kendimi orada. Hani iki tarafa tam ait olamıyorum. Duygusal olarak bir şeyler yaşıyordum falan. Hep onları kendim hani yakalamaya çalıştım. Kendimi adıma öyle cevapları bence çekmeye çalıştım. Benim işim bana iyi gelecek ama istediğin gibi o kadar yapsan da bir onu yapıyorsun, öyle tarıyorsun ama her şeyi okuduğun için böyle filtreden geçiyor. Ve aslında onu fark ediyorsun ki hani önemsiz olduğum. Hani benim o anda o arada takıldığım o küçük şeyin aslında bir önemi yok. Ama şu odaya bakalım, etrafımıza bakalım. Yani olay bu aslında. Herkes bunları düşünmesinin bir yana kolektif gücün bir sebebi var ve onu gösteriyor. Ve nedir? Sevgi gerçekten. Yani sevgi, işte güven hissi, huzur. Yani sevginin türleri tabii ki aşk falan filan hani romantik kısmı ve hani platonik kısmı her şeyiyle eksikliği ya da arayışı falan bir yandan da biraz sağlık vardı yoğun olarak bana gelin ama yani öğrendim hani şu budur bunu öğrendim değil de böyle çokluğu gördüm yani inanılmaz fazla insanların oraya gelip böyle o açılmasını, o bana duydukları güven, alana duydukları güvenle onu oraya bırakmak istemeleriyle böyle bir yani aslında elimizde büyük bir güç var. Bir onu fark ediyorsun. Yani hani biz gelip her şeyimizi böyle çıkarıp gelip hemen kanalize olup bunu yapabiliriz. Yani bu çok güzel bir şey. İnsanlarda bunu gördüm. Bu hazır hali. Çok acayip bu arada. Ben de çok acayip bir şey. Yani böyle bayağı herkes deli gibi yazmış yani. Evet böyle uzun uzun böyle yani arkası yani böyle 4-5 sayfa yazanlar falan da var bu arada yani. Hani bir cümle yazan da var ya da resim çizen de var ama böyle önlü arkalı ilerleyenler falan da küçücük yazılar. Hani yani ihtiyacımız var. Konuşmayı seviyoruz, paylaşmayı seviyoruz zaten. Dediğin gibi kültürün içerisinde de var. Yani bir çay koyup muhabbet edersin yani ama ciddi muhabbet edersin yani her şey böyle bir hani ve bunun türlerini düşün yani şu an her yerinde böyle her köyde hani her şehirde her ne bileyim çok küçük dar metrekareler içerisinde insanlar böyle meraklı birbirine hikayesine ne hani doğru yerlere takamıyoruz belki ama konuşmayı ve paylaşmayı seviyoruz ya bu insan o hafif bir melankolimizi tekrar gördüm. Türkiye'de yaşamanın verdiği birçok etkiyi çok gördüm. Genelde hani toprağa ait şeyler. Merak ettim. Çünkü ben aslında biraz da dışarıdan da bakıyorsun ya artık Türkiye'ye. O yüzden Türkiye'de yaşamanın verdiği hissiyat sana göre ne olmuş yani orada? Evet şöyle. Evet dışarıdan mesela şeyle kıyaslayayım. Bundan sonra arada bir tane ev böyle İngilizce where is home, ev neresi diye böyle bir şey. Ses kayıtları topladık insanlardan. Öyle bir performansım olmuştu. Orada mesela insanların anlattıkları tabii ki farklı. Hani yarattığımız ortam ve ses olması ve hani o kütüphane başka bir şekilde işliyor ama o Londra'da yapıldı mesela. Ya biz daha bilmiyorum ya da ben mi daha iyi yakalayabildim Türkiye'de ya da uzun süre yani bir sürü etki var içerisinde ama yani zorluklar var. Zorlukların içerisinde böyle bir onun komedisini hani onun komedi tarafını yaşıyor olmak o bir hafiflik de var. Bir yandan çok böyle hani daha hayalperest daha çocuksu kalmış böyle naif o makineleşmemiş insanlar. Yani o kadar zorluyor ki şartlar bence. Hani
tamam çok güzel tarafları da var ama Londra'yla kıyasladığında o kadar böyle bazen insanı zorlayıp yoruyor ki böyle ya bir hani romantizm oluyor ya bir melankoli oluyor. Yani bir hikayeni yazıp onu böyle duyguda kalıyorsun mecburen yani. Çok duygu vardı, çok duygusaldı ve çok duygu vardı. Güzel ya, evet. Yani ben çok, ben bir sene falan Londra'da yaşadım mesela. Ben de orada master yaptım. Ve böyle hep Türkiye ile ilgili özlediğim şeylerden bir tanesi rakı masasıydı benim. Evet. Home o yani. Yani ne olursa olsun, ve biraz şey yani sen hani dedin ya böyle mekaniklik yok. Aslında mesela Londra'da yaşamda biraz mekaniklik var. Ben hep onu gözlemlemiştim. Yani böyle hep tık 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 sabah böyle işe çok kararlı bir şekilde yürüyen insanlar. Tamam bizde de var ama yani bizde böyle bir de bir toplanma hali, bir böyle küçük bir efkar hali onlar da var. Ve böyle o yüzden aslında yani şey o soru hep önemli yani. Günün sonunda istediğin şey arkadaşlar mı? İşte çok basit mutluluklarmış gibi gelmişti mesela senin çalışmandan bana. Ya yani böyle dedim ki aa evet herkes aynı çok basit şeyleri istiyor yani. Evet atıyorum bugün işte terfi etmek istiyorsun işinde ne bileyim işte biri çocuğu olsun istiyor öbürü evleneyim istiyor falan ama aslında sizin şey mutluluk yani. Birlikte olma evet. Hali. Falan yani bence o belki de farklı toplumlarda yapsam değişik olur mu bilmiyorum. Yani o da bir deney olabilir aslında. Ama böyle bu dışarıdan bakman da çok hoş olmuş bence. Yani bence çok rahat gezip başka yerleri yaşayabilecek bir iş zaten. Hani çok uzun sürebilecek. Hani sürdükçe değeri derinliği artacak ve zamanı dokümente ediyorsun yani. Bir, böyle garip bir evet bir belgesel havası var böyle ama bir de biraz mistik hani böyle çünkü hayaller ve içerisinde dilekler de böyle gizli. Evet. Yani bu zaman dokümente etme fikri çok iyi gerçekten. Yeri, mekan hani ve o mekan nasıl o zamanı yaşıyor hani. Evet kesin yani ilginç işledi. Peki son bir soru sorayım o zaman. Şimdi bu aslında zamanını dokümente etme konusunu şundan çok sevdim. Biraz önce dediğim gibi yani şimdi böyle 6 ay önce hiç düşünemeyeceğimiz bir psikolojinin içindeyiz ya. Ben hala gidip geliyorum bu arada. Yani işte yani 8 aydır evden çalışıyorum. Böyle ne yapayım delireyim mi, iyi mi bilmiyorum, ne istediğimi bilmiyorum. Up oluyorum, down oluyorum. Böyle acayip bir kafadayım yani ve aslında daha da çok ne istiyorum diye soruyorum yani. Ve bence herkes aslında ay işimi bıraksak, ay şunu mu yapsak, bunu mu yapsak diye çok konuşuyor. Dolayısıyla mesela Çanakkale Bienali tam da böyle hem açıldık ve belki de biraz da kapanışa denk gelen bir dönemde oldu. Tekrardan ikinci dalga başladı. Yani orada insanlar nasıl tepkiler verdiler? Birinci ile ikincinin arasında bir fark gördün mü? Yani bunu analiz etme fırsatın oldu mu aslında? Ve ettiysen ne gördün? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü bence o iki zamanın dokümante edilmesi harika bir karşılaştırma da oluyor çalışma olarak. Evet. Kesinlikle yani ciddi fark var ama şöyle her şey çok farklı. Bir kere bu sefer gösterildiği alan içerisinde hani açık bir yerde daha hani evet yine köşesi var yine kendine bir alanı var ama hı hı. Deneyimleme şeklimiz bile o kadar farklı ki yani yapamıyoruz işte hani kalemleri düşündük hani kağıtlar insanlar nasıl alacak aynı şeyi paylaşmak falan eldivenler böyle bir şeyler düşünüldü girdi çıktı hani onlar hani o bile bir faktör ya da işte insanların küçük gruplarda birbirinden ayrı uzak durarak yabani bir şekilde izleyecek ve paylaşacak olması falan çok böyle garipti. Tabii öbüründe çok daha elimde çok daha büyük bir birikim var yani 900'ün üzerinde. Bu tarafta 100 gibi bir şey hani civarında. O öyle bir şey fark var ama hani yine sevgi şey kalmış. O da bir gösterge yani. O bile aslında bir gösterge. Çünkü evet. Tabii ki nasıl kalabalık gidiyorduk, akıyorduk, odalara tıkışıyorduk. Böyle içeride ben oturup böyle her yerde insanların olduğu video içerisinde mesela var. Mesela öyle evet. Bir okumanın olması. Ya da yani bu sınırlar ve şu anki durum, benim okumayı uzaktan yapmam, o sesin oraya dijital olarak gidiyor olması falan. Böyle hani aslında çok biraz böyle fütüristik böyle garip bir gelecekten bir şey böyle. Vuf, böyle bir andayız şu an. Çok garip bir zaman. Sağlık ve
iş isteme. Yani işsizlik, yani ya işsizlik o ya evet. Olduğu halinden memnun değil ama hani bir iş lafı yani bir iş. İşle ilgili. Hiç öbüründe dikkatimi öyle çok ciddi çekmiş bir şey değildi yani. Öbüründe daha çok aşk, sevgi falan vardı değil mi? Öyle de. Evet, sevgi çok yoğundu. Yine vardı yani tabii ki yine sağlık ve hani iş ve ama daha detay gibiydi. Hani onda sevgi ağır, çok ağır, en ağır olan sevgiydi. Sağlık yine vardı ama şimdi o tonundaki farklı şeyi bile hissediyorsun. Yani o zaman istediğimiz daha kişisel hani... Sağlık yani durumu şu an böyle global. Düşündüğümde aslında ihtiyaç, yani aslında piramidin altına doğru inmişiz gibi. Yani daha evet. ihtiyaçlara şey olmuş yani isteme hali gelmiş yani. Hakikaten çünkü evet. Yani işte önce bir besleneyim, önce bir kendimi doyurayım, önce bir sağlıklı yaşayayım. Ondan sonra sevgiye gelirsin ya aslında. Burada geri dönmüşüz yani aslında. Aa çok acayip. Yani hem yani doğru, şu an böyle bir evet. Dediğin gibi yani böyle bir böyle daha hayvansı bir şey. Değil mi? Daha hayvansı bir dil. Survival hani. Moda git. Yani hayatta kalma evet. Moda geçmişiz aslında. Evet. Bir yandan da tabii hani aslında ne kadar farklı, ne kadar böyle o alanın içerisinde müze mükemmel hani o tarlaların içi, böyle arasından geçiyorsun. Onun içerisinde böyle bir kutunun içerisinde bir kutu. Onun içerisinde böyle bir hüzün yani. Bilmiyorum. Çok daha hüzünlü genel olarak bence bu ne istiyorsun? Hiç böyle düşünmemiştim. Çok ilginç geldi. Yani bu tabii ne olduğunu hiç tahmin edemediğim için. Ben de gitmeye çalıştım bu arada da. Bir gün toplamışlar. Ertesi gün işte pandemi falan böyle bir yani bu sebepten dolayı aslında gidemiyorsun ve merak da ediyorsun. Ay çok acayip. Yani evet. Çünkü ben mesela en çok insana ihtiyaç duydum aslında bu dönemde. Ama tabii ki bir işim olduğu için yani hep bunu da konuşuyoruz işte. Benim kurumsal bir işim var ve onu yaptığım için ve aslında normalden daha da çok yaptığım için aslında daha da çok bunaldığım için başka şeylere ihtiyaç duyuyorum. Ama başka bir yanda bir hayatta kalma modu var yani ülkede özellikle. Onu dokümente etmek bence çok değerli bir şey olmuş. Evet hüzünlü. Yani hele Çanakkale evet. gibi bir ortamda çok üzüldüm ama yani tarihe bir kayıt aslında. Evet, şu an bu yaşanıyor yani onu süsleyip böyle hani zaten hep böyle içerisinden hani kutuyu açacağız ve içinden mutluluk ve kelebekler ve gökkuşakları ve böyle onlar çıkacak gibi zaten beklemiyorduk ama tonunun farklı olması bir de bir herkesi etkileyen bir şeyi birlikte yaşıyor olmamız ve bunlar söylenmesine bile gerek yok. Artık herkes biliyor. Yani böyle bilincimize bir katman eklendi. Herkesin aynı anda. Bu şey gibi bir şey. Yani hani ay vardı, ikinci bir ay çıkmış falan gibi bir şey. Yani hep orada. Herkes yani göremiyor. Hani hep hissediyor. Ve herkes için aynı deneyim ve bir hastalık yani. Ve insanlar ölüyor, insanlar yaşıyor. Ekonomiler çok garip bir dönemden geçiyor. Birey garip bir dönemden geçiyor. Birey olmak, yalnız olmak, birlikte olmak tekrar tanımlandı. Bilmiyorum. Yani iyi olsun. Umarım zor tarafını geçmişizdir, geçirmişizdir diye hayal kuruyorum ama bilmiyoruz. Aslında değil ama bir yerde artık ışıkta görmek istiyoruz hepimiz. Yani hakikaten böyle bilmiyorum. İşte bütün gün bugün hatta söyleyelim tarihte geçsin. Zaten gazetede olacak ama yani 27 Ekim 2020'deyiz ve ben çevremde giderek daha fazla hasta insan duyuyorum. Ama işte daha hafif geçiriyorlar. Onu böyle kendimize bir şey bulmaya çalışıyoruz. İşte arkadaşlarımla görüşsem mi, görüşmesem mi, onu yapsam mı, yapmasam mı, hayat devam etmeli mi, etmemeli mi? Yani acayip bir şey içindeyiz. Yani bunu yaşamak bilmiyorum. Bence insanlar da mutlaka bir şeyler değiştiriyordur. Değiştiriyor zaten. İyi yönde değiştirmesi için aslında. Yani bugün umuyorum. Yani bugün mesela işte birçok işte yurt dışında çalıştığım insanla biz ayda yılda bir görüşürüz. İşte ne bileyim böyle Zoom'dan görüşmeyiz. Ne bileyim böyle görüşmeler yapmayız. 40 yılda bir yurt dışında bir toplantı olur belki görüşürüz. Şimdi sürekli görüşüp o hissiyatları paylaşıyoruz. Sen nasıl hissediyorsun? Ben nasıl hissediyorum? İşte yok Amerika'da seçimler var. Sen bununla ilgili nasıl hissediyorsun? Bir
bir yandan garip bir paylaşma durumuna da girdik aslında. Ama ekranımız evet. Yani. Diğer taraftan da çok garip. Dolayısıyla göreceğiz. Peki son sorularım var. Bir tane daha sorayım ya. Çünkü onu da merak ediyorum. Yani bu projeni daha fazla devam ettirmek istiyor musun? Başka bir zamanı da dokümante etmek ister misin? Kafanda başka bir şeyler var mı? Yani bunun etkisiyle ortaya çıkan ya da. Şimdi şöyle, biz zaten mutlaka kendi tarafımızdan Perform İstanbul'la birlikte tekrarlıyor olacağız. Ama bir yandan da zaten bu Argyle koleksiyonunda olduğu için şu an bu performans, onu söylemedik ama aslında hani o da büyük bir olay. Hani ilk defa performansı tekrar gerçekleştirme hakkı özel bir koleksiyona girdi. Bunu çok önemsiyoruz. Bu başka sanatçıların da girebileceği koleksiyonlar anlamına geliyor. Yine aynı şekilde müzelere, yani performans sanatı için çok önemli bir şey oldu aslında bu performansı. O yüzden oradan bir yandan zaten hani Agah Uğur'la birlikte olan o şu an Çanakkale'de olduğu gibi durumlar dolayısıyla yaşayacak zaten. Bir yandan da biz kendi kanalımız içerisinden hani doğru zamanı ve yeri geldiğinde mutlaka yani bunu kitap yapmak çok istiyorum. Yani ilk bunu bir kitap yapmak çok istiyorum. Yani o ilk, yani onu belki ayırmalı mı birlikte, belki her deneyimini ayırmalı bilmiyorum ama yani o ilkini zaten yapmak çok bir şeyimizdi. Bir projemizdi o yani. O böyle öyle hani belki yaşayarak kitaplayarak yaşayarak yani ona dökerek belki öyle bilmiyorum, kocam bir raf dolduruyorsun. Böyle arkandaki rafı dolduracak falan gibi böyle bir şey haline dönüş çok çılgın bir şey olabilir yani. Ölene kadar falan yapıp olabilir yani ki öyle bir kendini çağıran bir şey. Bazı performanslar senin ötende bir gücü oluyor. Bu öyle bir şey oldu. Yani anlaşıldı. O anlaşılma hissi de böyle bir yabancılaşıyorsun kendi dünyana. Yani hani evet çok garip bir şey. Hani biliyorsun mesela senin odanda şu an o kağıdın duruyor olması mesela düşünmediğin bir şeydi. Sana atacağım. Ama senin gibi ah lütfen yolla ya. Çok isterim. Yani bunu acaba mesela başka yapan insanlar var mı ya da o soru bir yerlerde onların içlerinde bu şekilde yaşıyor mu? Mesela sen az önce ilk başını anlatırken onu böyle dinledim. Yani nasıl anlatıyor acaba insanlara hani odayı? Hani nasıl anlatacağını merak ettim. Herkes birbirine nasıl anlatıyor kulaktan kulağa? Bir de yaşıyor, çok enteresan. Şimdi düşündüğün zaman seninle birlikte o soru orada yaşadığı sürece performans aslında yaşıyor bir şekilde. Evet, böyle... ben tek başımaydım odaya girdiğimde. Kimse yoktu yani. O günü çok hatırlıyorum. Mesela çok soğuk bir gündü. Hatta yağmur da yağıyordu galiba. Böyle binayı aradım falan. Kapanmaya yakındı. Ve ben o odada tek başımaydım. Ve inanılmaz sevmiştim yani. Ve dedim ki bu gerçekten hayatta kendine sürekli sorman gereken ana sorulardan bir tanesi. O yüzden astım yani. Bir şey mi sıkıldın? Böyle saçma bir şeyle kendini stres mi ediyorsun? Günün sonunda ne istiyorsun ya? İstediğin şey bu değil yani. Onu bir hatırla diye yani. Onu bir hatırlayayım. Bu değil yani. X işi halletmek, Y insanı memnun etmek değil yani. Ben hayatta ne istiyorum ya? Yani bence çok şey ya, o yüzden mesela kitap fikri harika. Bilmiyorum, ben kimse bilmiyorum. Ben küçükken mesela en sevdiğim kitaplardan bir tanesi, babam almıştı. Çocuklardan Tanrı'ya Mektuplar diye bir kitaptı. Şimdi okusam ne düşünürüm bilmiyorum. Ama böyle çocukların kendi yazılarıyla aynen sizin size de paylaştığınız gibi Tanrı'ya söyledikleri ve sordukları şeyler bir kitapta ya böyle şey yapmışlar. Yani çocuk kitabı yapmışlar ama ben çocukken okurken ondan çok hoşlanırdım. Böyle sanki başka çocukların ne istediğini ve hayal gücümüzün ne kadar işte o, tabii öyle yorumlamıyordum o zaman ama aa evet bu da olabilir falan diyordum. İnsanın insana mektuplar aslında. Kendi insan olduğunu anladığın şey olduğu için çok değerli. Ben evet de. Mesela şöyle çat diye aç kitabı, hani böyle hayal, evet. Gözümün ya da hayal kurmaya çalışıyorum. Hani kitap olmuş basılmış, açıyorsun. Ne istiyorum açıyorsun ilk gördüğün kelime. Hani oyuna bile dönüşebilir yani. Hani bir çocuk için bile, hani yeni okumayı öğrenmiş 10-15 yaşında bir çocuk için, 15 10 yaşında mesela bir çocuk hani ilk defa böyle istediği şeyleri okumaya seçiyor. Evde böyle bir kitap var. Bilmem, bir soru yani. Güzel. Çok güzel.
Valla senden daha çok konuşmuş olabilir miyim diye de korkuyorum. Ama ya o kadar çok sevdim. Hayır, çok güzel konuştuk. Sohbet ettik işte çok yani. Çok şey istedim. Olması gereken. Çok teşekkür ediyorum Ekin'cim. Yani katıldığın için, zaman ayırdığın için, bu güzel proje için, bu soruyu, bu kadar basit bir soruyu bize sorup düşündürdüğün için. Harika bir soru. Ve umarım ya kitabını görürüz, ya yeni projelerini görürüz. Sen zamanı kaydetmeye bizler için bir sanatçı olarak devam edersin diye umuyorum. Başka olmazsa başka projelerde de harika işler çıkaracağına eminim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol zaman ayırdığın için. Bay bay. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Eline sağlık. Sağ ol. Senin de. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay.